Merkez bankalarına karşı merkez bankasız bir sistemi yani kendi de aslında bir çeşit herkesin dahil olduğu merkezi olmayan merkeziyetsiz bir banka sistemi gibidir aslında. Bunu öneriyor çünkü orada paranın miktarı en baştan belirlenmiştir demiştir ki 21 milyon algoritması yazılmış protokolde belli içine açık kaynak kodlu girdiğiniz zaman görüyorsunuz bu kodlamanın içerisinde 21 milyon üzerinde çıkarılamaz buradaki adet hı hı. ve bu ee, şu 18 milyon, 19 milyon şu anda mevcut bitcoin sürekli de işte madenden Arayanlar çıkacak, madenden çıkacak, çıkacak, çıkacak. İşte 2110'lu yıllara geldiğimiz zaman, 2100'lerde oh, oh. falan 20 milyon tamamlanmış olacak. Bunu da şeyle sağlıyor, işte her 4 yılda bir ödül yaralanması denilen bir sistemle hep yarıya salıyor, yarıya iniyor, yarıyor. Mesela düşünsenize yani bir şey vardır, bir, bir paradoks vardır meşhur kuantum mekaniğinde Robin Hood'un oku diye bir paradoks vardır. Robin Hood okunu geriyor, hı hı. hedefe doğru atıyor. Hedefle arasındaki mesafe 100 metre. Ondan sonra ok, ok yolda ilerlerken 50 metre kat ediyor. Yarısını, yolun yarısını kat ediyor. Hı hı. Sonra bir yarısını daha kat ediyor. O yarısı da 25 metre. Sonra bir yarısını daha kat ediyor. Hep yaklaşıyor hep 50 metre yaklaştı, 25 metre yaklaştı. 12,5 metre yaklaştı. Ondan sonra hep yarıya ine, 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 ine. Mesela 0.0'dan yani 0, 0, 0, 0, 0 diye böyle ardaki sıfırla artıyor ya. Hı hı. şimdi matematiksel olarak baktığınız zaman bu paradoks doğrusu doğru şey odur. Mesafe sürekli yarıya indiği zaman ilk önce bir 50 metre gidiyor. Hiç varmaması lazım aslında da o soru. O değil mi yani? Tabii. İşte aynı mantığı Bitcoin algoritma uygulamış. Sürekli azaldığı için o 21 milyona gelene kadar sürekli ödül yaralanması aslında tam öyle yüz, mutlak bir 21 milyon olmuyor da böyle küsuratlarında bir şeye kadar. Ve her 4 yılda bir bu uyarılanmalar gerçekleştiği yavaşlatıyor. Yavaşlatıyor, yavaşlatıyor. Şimdi bunu koymuş protokolle sabit bir şekilde böyle bir sınır var. Ve bunu bir kurul yok. Para kurulu yok. Yani merkez bankaları toplanıyor. Diyor ki ya ben bugün bugün faiz arttırıyorum. Şu kadar %2 arttırıyoruz. 200 bas puan arttırdık ya da 100 bas puan düşürdük. Bu adamların, bu beyefendilerin kararına göre sizin cebinizdeki paranın değeri şak diye birdenbire gitti. Paranız uçtu gitti, buharlaştı. Niye böyle bir şey ben kabul edeyim ki diyor bu insanlar. Bu ya yatırım yapmak isteyenler. 2008 krizinde bu merkez bankalarının rezillikleri daha çok ortaya çıktığı için çok fazla para bastıklarını ve bu enflasyonist süreçleri dünyada başlatmaları bir sürü tabii ki sistem eleştirisi doğdu. Ve büyük bir fikir olarak işte Nakamoto takma ismini, Satoshi Nakamoto hı hı. takma ismini kullanan birisi bu makaleyi yazdıktan sonra bu algoritmaya döküldü. Dedi ki ya bunlar kim ya dedi. Bu, bu, bunların parasını niye kullanıyoruz? Yeni bir alternatif para modeli. Bir isyan başlattı. Ve bu tabii ilk başta kimse küçümsendi, kimse anlamadı. Ya bu ne? Çocuk oyuncağı falan dendi. O süre Bitcoin'in kuluçka süresiydi. Şimdi buna benzer onu modelleyen, taklit eden şeyler de var. Yani altcoin'ler de var. Ama bazıları da tam tersi merkezi yapısı olan e para hacminin artırılabileceği merkezi bir kurulun ötekinde kurul yok. Hı hı. Kim giriyorsa iş, işin içerisine ben hı. sizle para göndereceğim veya siz bana göndereceğiniz zaman orada e, aracı bir kuruma bankaya ihtiyaç duymuyoruz. Bankaları devre dışı bıraktık. Yani tamamen merkeziyetsiz bir yapı oluştu ve o bilginin kayıt olduğu yer de merkezi değil. Bir server yok ortada. Bu sistemi kullanan kaç milyon insan varsa o kadar milyon insanın cihazının içerisinde her an kendini güncelleyen. Nasıl güveniyorlar? Yani Çünkü bu, buna yatırım yapanlar. Ya nasıl şimdi güvenmeli şöyle bir şey var. miyiz yani? Şimdi sırf bu şey para kazandırıayım. Aa yükseliyor. Ha, yükseliyorsa alırım, para kazanırım mantığıyla giren var. Ama bu işin arkasında çok derin bir felsefe var. Büyük bir özgürlük fikri var. Evet, dünyaya alternatif bir para modeliyle özgürlük vaat etme fikriyle. Çünkü Nakamoto'nun fikri felsefi bir şey ya. Yani 21. yüzyılı dönüştürer, şekillendirecek fikri babası aslında bu. Ama biz tabii bu boyutuyla bakmıyoruz. Ben şimdi biraz da felsefesinin arka tarafına baktığım zaman bunu görüyorum. Ama tabii kitle genel kalabalık bunu görmez. Kitle hep fayda yönelik nasıl şey yapabilirim eğilimindedir davranışları. Ama tabii bu olurken bu işin içerisine büyük fonlar giriyor. Milyarlarca dolar para akıtıyor. Şimdi bu akıta, akıtıldığı zaman bu para bir şişme yapıyor. Ama o fon oraya girerken nasıl şişirdiyse ani bir şekilde geri çekildiği zaman ki bunu yapacaklar zaten. Yani o ne olacak? E çok sert. işte o volatilite dediğimiz şeyin şeyini göreceğiz yani. En sert halini göreceğiz. 2022'de ben bekliyorum. %80 düşüş bekliyorum mesela. Bu seneden Bitcoin'de. sonra. O zamana kadar çok ciddi yükselişler devam edeceğini bekliyorum. Yani ciddi hatta 100 bin doların üzerine 200 bin dolarları belki belki geçer geçmez ama 100 binin üzerine rahatlıkla görebilecek bir şeyini Ha Oraya gidene kadar da çok sert düşüşler yapar. Yani bugün bir kişi girer, aa birdenbire 20 bin dolar bir günde düştü kaybettim diye ağlayabilir. Bir hafta sonra çıkar falan. Yani kimseye tavsiye olarak almasın. Yani yatırım, Yok buradan yatırım tavsiyesi onu kesinlikle yapmamışlar. parantez içinde yani. verdikten sonra söyleyeyim. bilmeyen de girmesin yani bu işlere. Böyle bir sistem var. Tabii insanlar orada kazananlar da oluyor, kaybedenler de oluyor. Ve çok ciddi kayıplar da olacak yani onu da söyleyeyim. Ama neden olacak? O merkezi hantal, o finans yapısının işin içerisine girip çıkmasından dolayı. Ama o süreç tabii ilerleyecek, devam edecek. 2025'e geldiğimiz zaman bir sonraki halving döneminde belki Bitcoin 1 milyon dolara da geçecek. Yani bunlar olacak yani. Ama daha çok yıllar sonrasından bahsediyorum. Şimdi merkez bankaları yine buradan sizin sorunuza bağlayalım meseleyi. Şimdi böyle bir e, merkezi karar alma şeyini bir azınlıktan alıp gücü Para güç demek zaten değil hı hı. mi? Yetki, karar verme, toplum adına karar vermek demek güç demektir. Gücü tabana dağıtıyor. Yani Robin Hood fiksi de odur yani zenginden alıp zengin alıp fakire, fakire dağıtma vermeye. şeyin arkasındaki şey odur yani o metaforik şey e, yapı, gücün merkeziyetsizleşmesidir. Yoksa gidip masalda evet Robin Hood gider zenginin o da hırsızlıktır yani Robin Aslında, Hood masalında tabii. anlatılan şey <laughs> zengin olabilir yani ne var ki? O da onu çalışmıştır, kazanmıştır. Onu çalamazsın. Oradaki metafor, oradaki hikaye başkadır yani. O masalın arkasındaki arketipler, o bilinçaltı gücün el, merkezi bir yapıdan, elitten alıp tabana dağıtılması fikrinin aslında bir siyaset felsefesi vardır. Bütün masalların arkasında böyle arketipsel olarak baktığınız zaman çok derin felsefeler vardır ama biz onu insanlar o masalları dinlerken ya yanlış anlayabiliriz ya tersten anlayabiliriz ya da sadece bir eğlence olarak dinleyebiliriz. Ki Robin Hood dediğimiz şey karakter de neye gider biliyor musunuz? Bunun kökenini aldığı Kelt mitolojisinde Serninos adıyla bilinen sözde tanrı olarak kabilir. eski mitolojilerde Hı, tanrılar vardı. adında bir tanrıya. Onların öyle tanımladığı bir kişiye dayanır. Serninos kimdir biliyor musunuz? İki boynuzlu. Yani bizde karşılığı var. Zülkarneyn'in Kelt mitolojisindeki bir, bir karşılığıdır. Bir bir karakterin bir kahraman karakterin hatta zamanı ve uzayı uzay üzerinde bunları bükebilen bir karakterin dünyanın birçok kültüründe görürsünüz. Sümer'de de vardır. Yani bunlar daha sonra işte Robin Hood popüler kültür karakterlerine önce masallara sonra bunlara şey olur. Ama işte en derin böyle felsefi yapılara kadar gittiğiniz zaman hep ne vardır biliyor musunuz? Gücün bir eritten bir yapı kişiden veya bir gruptan alınıp tabana herkese dağıtılması Herkese yayılması işte dünyanın özgürlüğü orada başlar. Adalet de ancak böyle bir düzen üzerinde yapılandırılabilir, tesis edilebilir. Böyle bir temel üzerinde. Yani şirk dediğimiz kavram da var bizim için Hı. önemli. Yani olmaması önemli olan. Yani bunu kabul etmemiz, reddetmemiz Hı. gereken. Ve en büyük günah tehdit Yani en büyük şey kişisel bir şey değildir. Çünkü şirk demek ne biliyor musunuz? Şirket kelimesiyle şirk aynı kelimedir Arapça. Ortaklık demektir. Hmm. Yani Tanrıya ortaklar, siz birilerine yetki veriyorsunuz, sizin krallarınız, aslında siz Tanrı'yı bırakıp yerine yeni bir tanrılar edinmiş oluyorsunuz. Kendi aranızdan tanrılar seçiyorsunuz der. Bugün ve bu ortaklıktır işte şirk denilen kavram. Ama bunun baktığımız zaman bugün ki dünyadaki ekonomik modelin siyasi bir modelden. Zaten hükümetlere de yakında biçilen rol o ya, ticari hükümetler. Hı hı. Commercial governments) diye önümüze koydukları mevzudur. Şirketler çağı başlıyor. Evet şirketler bugün var ama onların e, şirketler çağı henüz adlandırabileceğimiz şey değil. Endüstri 4.0'da işte şirketler çağı, şirk çağı başlıyor. Bunu başlatıyorlar. Ama diyorum bu kendi tuzaklarına da kendi düşeceklere o ayrı bir kısmı. Yani ama biz bunun içerisinden bir geçeceğiz yani. O cehennemin içerisinden dünyayı bir geçirtecekler. Ondan sonra işler tersine dönüyor falan, o başka şeyler oluyor. Biraz daha uzak gelecek Bir e, projeksiyonları daha uzak. ama bunlar var. Hı.